Klasik Kar programından herkese merhaba. Bugün farklı bir formatta yayınımızı yapıyoruz. Kulübümüzün her zaman rallilerine katkı sağlayan Pembe Kadillağımızla onunla yapalım dedik. Bu yılın son günlerinde ve 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile ilgili programımız ne olacak onu konuşacağız. Konuklarımız Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü kurucu başkanlarından Sayın Tamer Konat, şu anki başkanımız Sayın Simavi Aşık ve ben araba içerisinde. 2013 yılında yaptığımız faaliyetler ve yapacağımız faaliyetlerle ilgili sohbet yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz sayın başkanlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Programa başlamadan önce Sayın Sima ve Aşık abime bu yıl çok yoğun bir sene geçirdik. Son Cumhuriyet Rallisi'yle programımızı kapattık sanıyorum. Nasıl geçti? Bir önce ondan başlayalım. En yakın yaptığımız etkinlik oydu. Bu arada ben de tabii dikkatlice yola çıkmaya çalışayım. Hem konuşayım. Evet. Kulübümüz bir ilke daha öncülük ediyor bugün diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi hiç bizim ülkemizde bu şimdiki bizim çekim yaptığımız formatta bir program çekimi ben görmedim. Bu da bir ilk, bu da çok güzel bir şey. Ve eminim ileride yapacağımız etkinliklerde de benzeri formatlarda ralliler sırasında kayıtlar da yapabileceğiz. Evet, Cumhuriyet Rallisi'nden bahsedelim biraz demiştiniz. Çok güzel geçti Cumhuriyet Rallimiz. 16-17 Kasım tarihlerinde yaptık. Bu 3. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallimizdi. Geçen yıl olduğu gibi Türkiye'den ve Almanya'dan ekipler geldiler, katıldılar. Bizim buradaki ekiplerimiz de yoğun bir şekilde katıldılar. 65 kayıt yapıldı. Bunların bir kısmı çeşitli gerekçelerle katılamadılar. Örneğin Bürüncü'nün Morris Minor'u 16'sında Z Karting tesislerinde start aldığı anda arıza yaptı. Ve ertesi gün ne yazık ki Turgut katılamadı. Levent arkadaşımız Jaguar E-Type'la katılacak diye kayıt yaptıydı. Fakat yolda gelirken almış olduğu benzinden dolayı aşırı bir tekleme başladı arabasında ve mecburen değiştirdi ve MGB ile katılmak durumunda kaldı. Fakat çok güzel, yoğun katılımlı, çok iyi organize edilmiş bir rally oldu. Yurt dışından gelenler çeşitli vesilelerle organizasyonun çok çok iyi yapıldığını, gayet profesyonelce, aslında biz çok amatörce yapıyoruz, amatör ruhuyla, ama en iyi yapmaya çalışıyoruz, çok profesyonelce bir organizasyon olduğunu söylediler. 2 gün sürdü rallimiz. 1. gün slalom yarışları yapıldı, 2. gün rallimiz. Çok şükür hiçbir kaza olmadan herkes finişi görebildi. Kısa bir süren bir yağmur, sağanak yağmur dışında gayet güzeldi havada. Ve yeni arkadaşlarla da tanıştık. Ve bu yılki sponsorumuz da Kuzey Kıbrıs Turkcell'di. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den Klasik Kar, Türkiye'nin tek klasik otomobil dergisi olan Klasik Kar'ın
editörü Bülent Aydın arkadaşımız ekipleriyle buradaydı. Ralliyi başından sonuna izlediler ve görüntülediler. Türkiye Klasik Otomobil Kulübü Başkanı sevgili Saydun Gökçin arkadaşımız yarışmacıların arasındaydı. O da katıldı. Tabii bunlar bizi çok mutlu ediyor. Her gün kulübümüz daha ileriye atılımlar yaparak yurt dışına da açılmaya başladı. Hakikaten çok mutlu oldum ben bu seneki bu ralliden. Evet biraz yorucu oldu ama o yorgunluğu biz attık. Bu tebrikleri ve teşekkürleri duydukça. Eminim bu konuda eski başkanımız, kurucu başkanımız Tamer Konat da bir şeyler söyleyecekti. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle Orhan arkadaşımıza, Kanal T'ye bizlere bu fırsatı verdikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Başkan'ın, Semavi Bey'in bitmez, tükenmez enerjisi sayesinde kulübümüz çok daha ileriye gitmiştir bu yıl. Tabii bu yılın sonuna geldik. Kendisine uğraşları için çok çok teşekkür ederim. Tabii başkanımız çok mütevazi bir insandır. Onun için amatörce yapıyoruz dedi ama ben bununla hemfikir değilim. Mütevaziliğinden öyle konuşmuştur. Kulübümüz hakikaten son 2-3 yıldır her şeyi çok iyi, çok profesyonelce yapmaya başlamıştır. Bunun mukayesesini tabii ben yapabiliyorum çünkü yurt dışında epey etkinliklere katılmaktayım ve bu mukayeseyi kolayca yapmaktayım. Hakikaten çok çok iyi durumdayız ve inşallah 2014'te daha da ileriye gideceğiz. Araç, klasik otomobil standartlarımız, kalitemiz yükselmektedir. Her yıl üye sayımız çoğalmaktadır. Özellikle gençlerin bu spora Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha çok aktif şekilde gönül vermeleri bizleri çok mutlu etmektedir. 2013 yılımız çok dolu geçmiştir. Epey başarılı organizasyonlara, klasik otomobil organizasyonlarına imza attık. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü olarak 2014 yılı programımız çok daha sağlıklı olacaktır ve sayıca rallilerimiz, etkinliklerimiz 2014 programımızda daha fazladır. Bir de üyelerimize ve klasik severlere bir müjde vermek istiyorum. 2013 yılında epey yurt dışından epey misafirlerimiz oldu. Türkiye'den ve değişik ülkelerden. Fakat 2013 yılı uğraşlarımız neticesinde 2014 yılında çok daha fazla özellikle İngiltere'den klasik severler yurdumuzu ziyaret edecektir. O konuyla ben şahsen ilgilenmekteyim. 3-4 kulüple temas halindeyiz ve kulübümüzü ve ülkemizi ziyaret edeceklerdir. Tabii bu etkinlikler sayesinde turizmimiz Evet, Sayın Başkan. Sayın Başkan, pardon. Yok, şey sendeyken, mikrofon sendeyken Sayın Başkan, 1992 yılında bu kulübü kurarken tabii bu kadar çok meraklı yoktu. Elin bir parmağı kadar klasik sever vardı belki de. İleriyi demek ki çok iyi görmüştünüz o zaman. Neydi o zamanki durumdan şimdiki durum? Bir kıyaslayacak olursanız siz daha iyi kıyaslayabilirsiniz. Tabii ileriyi görmeden öte Akıncığım, bu kulübü kurmamızdaki esas neden otomobil sevgisidir. Ve özel ben küçük yaştan beri aileden dolayı hep otomobillerin içerisinde büyüdüm. Mesleğim de otomobillerle ilgilidir. 92 yılında Fahri Başkanımız Sayın Çetin Gürçağ ve Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, sevgili arkadaşımız Said Muhi
ve ben bu atılımı yaptık ve kulübü 3-5 başka arkadaşla kurduk. Tabii öncelikle 5-10 kişiyle başlayan bu klasik otomobil maceramız 2014'lerde belki de yanılmıyorsam 500 üyeye yakın üyemiz var şimdi ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yayılmış vaziyettedir. Köylerden, Karpaz'dan telefonlar almaktayız. Tabii bunda tekrar Kanal T'ye teşekkür etmek istiyorum. Kanal T'nin başarılı yayınları sayesinde bu spor daha da genişlemektedir. Evet Sayın Başkan. Peki uluslararası çapta yaptığımız rallilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii buna ben bir açıklık getirmek isterim. Şimdi uluslararası klasik otomobil rallileri bir FIVA'nın altında yapılan rallilerdir. Bir de kulüplerin kendi organizasyonları içerisinde yapılan uluslararası rallilerdir. Bunların katılımcıları çeşitli ülkelerden olur. Bilindiği gibi de ülkemize ambargolar altında bu gibi organizasyonları yapmak çok zordur. Öyle olmasına rağmen ülkemize birçok yabancıyı getirdik. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Zorlukları var mı? Gelenler nasıl bir Kıbrıs'ı nasıl buluyorlar? Rallilerimizi nasıl buluyorlar? Kısaca ona da bahsederseniz. Tabii ki tam söylediğin gibi Akıncığım, iki tip uluslararası rally vardır. Bir FIVA. Bizim politik durumumuzdan dolayı konumumuz belli. Fakat bu yokuz diye bir olayı kanıtlamaz. Varız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk toplumu buradadır. Ve klasik otomobil meraklıları da buradadır. Dolayısıyla yurt dışından gelen yabancılar da ülkemizdeki güzellikleri görmektedir. Buradaki üyelerimizle sohbetler etmektedirler. Ve neticesinde de ülkemizi başarılı bir şekilde tanıtmaktayız. Eğer biz 6-7 ülkeden 20-30 civarında yabancı katılımcı getirmeyi başarıyorsak, bu da demektir ki ambargoları kırıyoruz. Ve eğer yabancı dergilerde, özellikle İngiltere'nin en yüksek tirajlı dergilerinde Kuzey Kıbrıs'tan bahsettiriyorsak ve buradaki klasik otomobil kulübümüzün ismi geçiyorsa, bu da kulübümüzün çok büyük bir başarısıdır sanıyorum. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yabancı ülkeler bir yana, Türkiye'de bile Kuzey Kıbrıs bazen işte kumarhanelerle ve başka şeylerle meşhurdur diye söylemler vardır. Biz özellikle Türkiye'den gelip katılan klasik otomobil rallilerinden, rally meraklarından edindiğimiz intiba, buraya geldikten iki gün sonra aman neyi yaptık da geldik, biz Kıbrıs'ı başka türlü biliyorduk olmuştur. Ve o gelen arkadaşlarımız tekrar tekrar adamızı ziyaret etmeye başlamışlardır. Bu adanın hakiki güzelliklerini, tabiatını görmüşlerdir. Biz de tabii kulüp olarak onları ağırlamakta hiç kusur etmiyoruz. Kulübümüzün tüm üyeleri hepimiz memleketimizin bir elçisi olarak çalışmaktadır. Kendilerine Kıbrıs Türk kültürünü, yemeklerimizi tanıtmaktayız. Ve
Bu da gelen misafirleri çok mutlu etmektedir. Daha ne olsun diyeyim. Evet. Öyle. Öyle. Sayın Başkan, buyurun. Evet Sinan abi, sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Sen tabii bir adım daha öne giderek. Evet Sayın Başkan, bu konuyla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Siz bir adım daha atarak Türkiye'deki klasik otomobil rallisine katıldınız. Takribi 1-2 ay önce. Oradan da sizin sayenizde Türkiye Klasik Otomobil Kulübü'nden katılımcılar geldi. Ayrıca Almanya'dan da tabii geldi. Nasıl görüyorsunuz bu yabancıların ülkemizde rallilerimizi olsun, memleketimizi olsun? Nasıl ayrılıyorlar buradan etkinlik sonunda? Şimdi her şeyden önce şunu söylemek isterim. Bizim yaptığımız bir hobi organizasyonudur, hobi aktivitesidir. Ve hobi işinde siyasi engeller, ambargolar çok da rağbet görmüyor. İbrahim Tatlıses'in meşhur bir lafı vardı. Diyarbakır'da Oxford vardı da biz mi okumadık diye. Evet. Yani ülkemiz tanınmıştır, burada FIVA temsilcileri vardır da biz FIVA'nın üyesi olmadık diye bir durum söz konusu değil. İnşallah gün gelecek, o da olacak, o da gerçekleşecek ve onun da üyesi olacağız. Ama FIVA'nın üyesi değiliz diye kabuğumuza çekilip de sadece ülkemizdeki Kıbrıslı Türklerle rally organizasyonları da yapacak değiliz. Dolayısıyla biz yurt dışına açıldık. Yurt dışından insanlar davet ettik, ekipler davet ettik ve 3 senedir de bu ekipler bizim bu etkinliklerimize gelip katılıyorlar. Cumhuriyet rallilerimize gelip katılıyorlar. Hem Almanya'dan, üstelik kendi arabalarını kullanarak geliyorlar. Hem de Türkiye'den. Dediğin gibi 90. yıl Cumhuriyet Rallisi'ne katıldık Güzin'le birkaç ay önce. Ve orada kurduğumuz dostluklar neticesinde de bizim Cumhuriyet Rallimize Türkiye'den gelip katılanlar oldu. Ve bundan sonraki rallilerimize de sadece Cumhuriyet Rallisi'ne de değil, diğer rallilerimize de gelip katılacak ekipler vardır. Hatta tümü kendi arabalarını bir tıra yükleyip Girne'ye göndermek ve uçakla kendileri de buraya gelip Girne'den otomobillerini teslim alıp rallilerimize katılmak arzusunu belirttiler. Ve bu sosyal paylaşım çağında da etkinliklerimizi biz örneğin Facebook'ta yaptıkça, paylaştıkça bu arkadaşlarımız, bu Sapanca Afyon Cumhuriyet Rallisi'nde tanıştığımız arkadaşlarımızın buraya gelme konusundaki isteklerini belirtmeleri de bizi çok mutlu ediyor. Bu Facebook'taki paylaşımlarından. Ve bu gittikçe de artacak bu sıcak ilişki. Biliyorsunuz Almanya'yla da ilk sıcak ilişkiyi biz 2011 yılında biraz da mecburiyetten ülkemizden geçmek durumunda kalan 300 küsur otomobillik Alge Orient rallisinin mihmandarlığını yaparken tanıştık bunların organizatörleriyle ve o ilişkiyi hiç koparmadık. Sıcak ilişki içinde olduk her zaman. Hatta 2012'deki 21 gün süren rallilerine de bir ekip olarak da katıldık. Dolayısıyla yapmıyorlar yani. Evet, bir FIVA bacağıdır eksik olan ama onun dışında uluslararası bir organizasyondur. Nasıl ki FIVA organizasyonlarında insanlar gidiyor başka ülkelerden ve yarışıyor. Bizim ülkemize de geliyorlar ama FIVA yok, gözlemcisi yok. Onun da müsebbibi biz değiliz. Ne yazık ki ülkemizdeki bu tanınmamışlık
durumu olumsuz olarak bize de yansıyor bu şekilde. Fakat eminim herhangi bir anlaşma olduğu takdirde FIFA'nın burada da temsilcileri olacak ve kulübümüz de bizler de FIFA'nın üyeleri olarak gene uluslararası organizasyonlar yapacağız. Şu anda yaptıklarımız pek çok kuralı zaten FIFA'nın kurallarına uyar. Ama uymayanları da bizim kendi yönetim kurulumuzun oturup da karar verdiği kurallardır geçerli. Teknik ekibimiz de buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. İlker'e ve Osman'a. Çok çok güzel yollar çıkarıyorlar bize. Tamamen hatasız. Her seferinde farklı yollar bulabiliyorlar bu bir avuç ülkede. Ve her gelen yurt dışından gelip de rallilerimize katılan da buradan çok memnun dönüyor. Hatta ertesi sene 3 senedir mesela gelen ekipler vardır. Aynı ekipler 3 yıldır Cumhuriyet rallimize gelip katılıyorlar. Ve her geldiklerinde de memnuniyetlerini bize belirtiyorlar. Bu sene 17 Kasım'da ralli ödül töreninden sonra Kanal T'de de bir stüdyo programı yapmıştık. Ve tek Kıbrıslı orada bendim. 6 kişiydik. Tek bendim Kıbrıslı. Diğer 5'i yurt dışından gelen arkadaşlardı. Ve çok güzel şeyler duydum. Ya inanın duygulandım onların söylediklerinden. Harika şeyler duydum onlardan. Ve tabii ki halkımız da duydu. Kanal T ekranlarından izlediler. Ben dostluğa çok önem veren birisiyim ve bu dostlukların kurulması gerek Almanya'dan gelenlerle, gerek Türkiye'den gelenlerle, gerek ülkemizdeki Ruslar, İngilizler, İskoçlarla kurulan bu dostluk ki bunun ortak paydası klasik otomobillerdir. Bu dostluklar bizi daha da ileriye götürecek diye düşünüyorum Akın. Evet abi çok güzel. Peki araç ithaline ilgili neler söylemek istersin? Çünkü bana çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Örneğin 25 yıldı. Bu ne oldu şimdi? 30 yıl mı oldu? Yoksa bununla ilgili farklı uygulamalar mı var? Ondan da biraz değinebilir miyiz seyircilerimize? Tabii. Şu anda yürürlükteki yasa gene 25 yıldır. Ancak bunun 1983 yılıyla sınırlanması konusunda bir çalışma vardır. Gerek vergi dairesi, gerek araç kayıt dairesi. Her ikisi de zaten Maliye Bakanlığı'na bağlı. Onlarla da istişare içerisinde bulunuyoruz biz. Araçların ithalinde Avrupa'da olduğu gibi herhangi bir gümrük vergisi alınmaması yönünde taleplerimiz vardır. Gene Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi 30 yılın üstünde klasik belgeli otomobillerin road tax dediğimiz ruhsat ücretinden muaf olması konusunda taleplerimiz vardır. Ve bu konuda gerek Spor Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Sayın Serdar Denktaş'tan ve gerekse Maliye Bakanı Sayın Zerrin Mungan'dan da randevu talep ettik. Daha önce yazılı olarak verdiydik zaten bu taleplerimizi ama bu yeni hükümet üyelerine de bakanlarına da bu taleplerimizi yazılı olarak vermek, gerekçelerimizi onlara da duyurmak için randevu talep ettik. Bekliyoruz. Sadece ithalat değil, beni sevindiren bir başka husus var. Köylerde sağda solda atılı, babadan dededen kalma eski otomobilleri özellikle gençlerin alıp restore edip tamir edip ettirip kazandırmaları, geleceğe kazandırmaları çok memnun edici bir şey. Ben çok mutlu oluyorum. Ben sokakta 40 senelik, 50 senelik bir otomobili gördüğüm zaman işe giderken yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Ve
çağımızda her şeyi var, her türlü konforu vardır yani otomobillerin. İşte hidrolik direksiyonu vardır, kliması vardır, koltukları daha rahattır, her şeysi vardır ama bunların hiçbiri olmayan, klimasız, hidrolik direksiyonu olmayan, ne bileyim servolu fren sistemi olmayan otomobillerle gençleri sokaklarda görmek, o otomobillerine böyle gözleri gibi baktıklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Evet. Sayın Başkan? Evet. 1957 model Akın Demir'e ait bu Cadillac'ta seyahat etmek hakikaten bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Hele hele televizyon programı yapmak çok büyük bir ayrıcalıktır. Hakikaten zevk almaktayız. Sayın Başkan, biraz önce değinmiş olduğunuz konu hakkında ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Köylerdeki eski arabalar, aileden kalma klasik olan otomobiller, bunların restorasyonunu ve klasik camiasına katılmalarını bir şekilde hükümetle istişare edip kolaylaştırmamız gerekmektedir. Çünkü eğer bu söz konusu böyle bir araç kayıttan düşmüş ise restore edip tekrar kaydını yaptırıp yola çıkarmak çok pahalı bir olay haline gelmektedir. En azından bu araçlar restore edildikten sonra ve bizlerden, kulübümüzden klasik belgesini aldıktan sonra bunların tekrar kayıttan muaf olması gerekmektedir. Eğer bu yapılırsa bu atıl durumda olan güzel klasikleri memleketimize kazandıracağız diye düşünüyorum. Ve sahiplerine de restore etmeleri için bir kolaylık sağlamış olacağız. Bunun kesinlikle yapılması gerekmektedir. Ne kadar Kuzey Kıbrıs olarak ne kadar klasik araba, tabii bu araçlar her gün kullanılmaz. Fakat park edilmiş, evlerde park edilmiş, garajlarda park edilmiş veyahut dışarıda seyir halindeyken görünecek olan klasik arabalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir renk katacaktır. Ve turizmimizi de olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet Sayın Başkan, ben de bir katkı koyayım. Tabii ben 1957 pembe Cadillac'ı alırken amacım gündelik bu arabayı kullanmak değildi. Yani kim pembe Cadillac'la her gün işine gitsin veya bir şekilde bu arabayla gününü geçirsin diye düşünür. Bu olamaz. Benim zaten buradaki tek amacım biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ülkemizde bir değer olmasıdır. Klasik otomobil etkinlikleri zamanı çıkartıyoruz. Ve bir yere gittiğimiz zaman özellikle yabancıların çok ilgi gösterdiğini görüyorum. Resimler çekiyorlar. Gülerek yanımıza gelip kendilerini gezdirmemi isteyenler bile var. Bu tabii sadece benim arabam için geçerli değil. Herkes, bütün klasik kulübümüzün arabaları için geçerli. Onlara da aynı şekilde muamele yapılıyor. Bu da bizi hem kulüp olarak hem kişi olarak çok mutlu ediyor. Bunun da her geçen yıl geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Ne diyeceksin Sayın Başkan? Evet, aynı fikirdeyim Akıncığım. Mesela bugün Küba dendiği zaman klasik otomobiller akla geliyor. Niçin bu hobiyi biraz daha geliştirip biz de Kuzey Kıbrıs dendiği zaman klasik otomobiller ve meraklıları akla gelmesin dünya çapında? Olabilir. Bunu çok kolay yapabiliriz. Biraz önce Sayın Başkan'ın dediği gibi FIBA var veya yok. Tabii ki bir tanınma neticesinde otomatik olarak üye olacağız. Bizim hiçbir eksiğimiz
kulüp olarak veyahut toplum olarak başka memleketlerden bu konuda veyahut başka kulüplerden bir eksiğimiz yoktur. Fakat bu konuda, klasik araba konusunda Sayın Başkan'ın söylemiş olduğu gibi bu daha çok bireysel bir hobidir. Ve böyle olduğu zaman da ambargolar çok fazla etkilememektedir. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz ve bu hobiyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha da geliştireceğiz. İnşallah. Şey hakkında, bu kayıttan düşen otomobiller hakkında bir bugün kulağıma gelen bir şeyi paylaşayım sizlerle. Ocak ayı içerisinde geneldir ama. Genel, evet. Kayıttan düşmüş otomobillere yönelik bir af yasallaşması bekleniyor. Tasarının nasıl bir şey olduğunu görmedim. Ancak arkadaşlardan istedim, mümkünse bize bir kopyasını verin, bir görelim. Koyabileceğimiz bir katkı varsa da koyalım diye. Ama öyle görülüyor ki bir şekilde bir af çıkarılacak ve bu yıllardan beri kayıttan düşmüş otomobillerin yeniden kaydının yapılması yönünde bir adım atılmış olacak. Ki bu da memnuniyet verici bir durumdur diye düşünüyorum. Evet. 2014 yılına baktığımız zaman faaliyetlerle ilgili biraz bize bunlardan bahseder misin Sayın Başkan? Şimdi yıllardan beri yapılan ve geleneksel hale gelen bazı rallilerimiz vardır ki bu yıl onlar gene olacak. Büyük bir ihtimalle Mart ayı içerisinde az önce adını zikrettiğimiz, Allah rahmet eylesin, sevgili Said Muhi kardeşimizin, eski başkanımızın anısına Said Muhi rallisini yapacağız. Nisan ayı içerisinde Mercedes Kombos Otomotiv sponsorluğunda Mercedes rallimizi yapacağız. Yine geçen yıl kaybettiğimiz ve bu yıl anısına ilkini düzenlediğimiz, ilk adına ilk rallimizi yaptığımız sevgili Oğuz Özyalçın'ın ailesi bu yılda bunu yapıp bunu geleneksel hale getirmek istediklerini tarafımıza bildirdiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Cumhuriyet rallimiz zaten hiç vazgeçmeyeceğimiz bir rallimizdir. Çünkü sadece buradakiler değil, Türkiye'deki klasik otomobil düşkünleri de artık bize çeşitli vesilelerle, gerek mesaj atarak, gerek mail göndererek, gerekse telefon ederek ne zaman yapılacağını soruyorlar, daha senenin başından işlerini ona göre programlasınlar diye. Dolayısıyla bunlar tümü yapılacak. Ancak biliyorsunuz bu gibi etkinlikler birazcık da bulunacak sponsorlara bağlıdır. İki yıl üst üste yaptığımız gece rallilerimiz çok rağbet görmüştür. Bu yıl muhtemelen tekrar üçüncüsünü de yapacağız. Gece rallilerinin, Samanyolu rallisinin. Bu arada sergiler, geziler, piknikler, hatta açık hava drive-in sinema etkinliğimiz de buradan isimlerini zikredelim, onları da anmış olalım. Gönendere Kültür Sanat Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğumuz ve klasik otomobillerle yazlık bir sinemada tüm sandalyeleri dışarıya çıkararak otomobiller içerisinde film seyretme etkinliğimizi kesinlikle bu yıl tekrarlayacağız onu da.
Ve tabii ki arkadaşlardan gelen talepler doğrultusunda da daha zengin programlar da şekillenmeye doğru gider aklımızda. Yani her sene biraz daha zenginleşiyor programlarımız. Ve bu yılda dop dolu geçecek diye düşünüyorum. Evet Sayın Başkan, peki bizi seyreden seyircilerimize, bu işe merak salan ama biraz da korkan diyeyim. Çünkü klasik araba işi pahalı olarak gören birçok seyircimiz var. Bana sorarlar, ya kolay mı bu iş, işte dünya parası ödersiniz falan. Onunla ilgili Sayın Tamer Başkan, o kendi mesleği icabı, zaten makine mühendisi kendisi de. Uzun yıllar Jaguar İngiltere'de de çalıştı. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Nasıl bir arabayla bu işe başlayabilirler? Neler tavsiye edersiniz? Evet, tabii bu sorular bana da devamlı hepimize sorulmaktadır Akıncığım. Benim buradan tavsiyem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlangıç olarak bir defa parçası, keçesi kolay bulunan bir otomobille başlamak en önemlisidir. Fakat dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de restorasyon çok çok pahalı olmuştur. Belli nedenlerden dolayı. Onun için tavsiyem bu işe başlayacak olan gençlere büyük restorasyon isteyen bir araçla başlamamalıdırlar. Aksi halde çok çok pahalı bir hobi haline gelir. Bir defa otomobil seçme, model seçme çok çok önemlidir. Çok ucuza alabilecekleri ve yedek parçaları ucuz olan klasikler adamızda da mevcuttur. Veyahut ithal edilecekse de o model, zikredeceğim modellere yöneldiği zaman bu hobi daha ucuz hale gelir. Mesela Mercedes 123 kasa. Eğer yakında 1983 yılı itibariyle bir ithalata bir kısıtlama gelecek ise 25 yılı doldurmuş her model demeyelim ama belli başlı modeller klasik olmaya dünya çapında adaydılar. Özellikle Mercedes markası ayrıcalıklı bir markadır ve sağlam bir markadır. Parçası çok uzun yıllar kolaylıkla tedarik edilebilecek markadır. Mesela Mercedes 123 kasa ve işte geçen yıldan, daha doğrusu 1985 yılından başlamak üzere ki 124 kasa 124 kasa Mercedesler 1985 yılında üretime başlamıştır. 124 kasa Mercedes de çok güzel bir klasiktir diye düşünüyorum. Bunun haricinde yine ülkemizde Ford Escort'lar, Ford Taunus, Murat 124, Renault 12, Renault 12 de ülkemizde çok çok azalan bir otomobil markası olmuştur şu anda ve bulunduğu yerde alınması gerekmektedir diye düşünüyorum. En kolay restore edilebilecek, en ucuz ve en güzel bir klasik otomobil sahibi olunabilir. Bir Renault 12'yi alıp restore etmek çok çok kolaydır. Murat 124 ve 131 modelleri, ikisi de çok güzel klasik otomobillerdir. Mini yine, fakat Mini'yi alırken dikkatli almak lazım. Mini sacı, kaporta sacı çift olduğu için restorasyonu zor olan bir arabadır. Özellikle kaza geçirdiyse hiç uğraşmamak lazım. Fakat orijinal durumda bir Mini'yi alıp restore etmek kolaydır. Morris Minor yine ülkemizde az çok bulunan bir markadır. 1940'ların, 50'lerin, 60'ların Morris Minor'ları çok pratik klasiklerdir. Yine Morris Minor benim tavsiye edebileceğim en pratik
klasikler arasındadır. Bu yönde arandığı zaman Kuzey Kıbrıs'ta hafif restorasyondan geçerek güzel bir klasik otomobil sahibi olunabilecek klasikler mevcuttur. Evet sayın seyirciler, ekibimize bir kişi daha katıldı şu an. Kendisini okuldan aldık. Çünkü bu yayını yaptığımız sırada çekimleri sevgili Toprak Simav abinin torununu da okuldan almamız gerekirdi. Hemen buraya geldik Niyaris'ten, onu aldık ve programa devam ediyoruz. Sözü de sana verelim Simav abi. Evet, klasik otomobillere yeni başlayacaklara ne tavsiyelerde bulunursun? Kendi tecrübelerine dayanarak. Başkanım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dedelerin en çok zevk alarak yaptığı şeylerden birisidir. Torunlarını okuldan aramak. Evet. Bugün de her perşembe olduğu gibi toprağı okuldan alıp basket antrenmanına götürme görevi benimdir. Hem çekim yaptık hem toprağa geldik. Aradık okulundan ve şimdi de baskete götürüyoruz. Evet. Her şeyden önce ben büyüklere bir çağrı yapmak istiyorum. Çocuklarını teşvik etsinler. Klasik otomobil etkinliklerine katılsınlar diye. Çocuklarına 50 bin, 100 bin sterlinlik otomobiller alacaklarına 5 bin sterlinlik bir klasik alsınlar. Hem boş zamanında onun tamiratıyla uğraşırlar. Hem de daha disiplinli sürüş yapmayı öğrenirler çocuklar klasikçi oldukları zaman. Onun için büyüklere böyle bir çağrı yapmış olayım ben. Ve tabii ki gençlere de, geçmişinize sahip olun gençler. Geçmişinize sahip çıkın. Babanızın, dedenizin kullandığı otomobillere sahip çıkın. Ve bunları restore edip, tamir edip geleceğe kazandırın. Klasik otomobillere yatırdığınız para bankaya yatırılmış para gibidir. Mutlaka günü gelir, karşılığını alırsınız. Halbuki yeni otomobillere verdiğiniz para her gün için değer kaybeder. Evet sevgili Toprakcığım. Ben bir şey söyleyeyim. Sen söyle de bir şeyler söyle. Ben bir şey söylemem. Niçin dedem? Söyle bakalım, klasik arabaları seviyor musun Toprak? Evet. Peki dedenle gezer misin, dedenin Mercedes'iyle? Bazen. Bazen güzel sürer mi deden? Evet. Hızlı sürmez değil mi? Evet. Aferin. Peki büyüyünce sen nasıl bir araba almak istersin? Spor bir araba almak istiyorum. Spor. Evet. Deden ve baban para biriktirmeye başlasın yani şimdi de. Evet Simav abi. Bütün konuları hemen hemen işledik. Evet. Yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz. En son neler söylemek istersin? 2014 yılın nasıl geçsin? Yayınımız herhalde yeni yılın ilk günlerinde yayınlanacak. Nedir dileklerin? 2014 yılının sadece klasikçilere değil ama tüm Kıbrıslılara, tüm insanlara 2013'ten, 2012'den çok daha iyi günler, çok daha sağlıklı, çok daha barış ve refah içinde günler getirmesini diliyorum ben. Tamer Başkan'dan da dileklerini alalım 2014 için. Tüm toplumumuza hayırlı 2014 sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. İnşallah 2014'te barışı da görürüz. Evet. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Bu yapacağımız şu an 60. Yayınımız olacak. Sevgili Orhan Bayraktaroğlu'yla Klasik Kar programını mümkün olduğu kadar Kanal T'de size en iyi şekilde yapmaya çalıştık. İnşallah 2014'te de yine karşınızda olacağız. Ben de herkese öncelikle sağlık, mutluluk diliyorum. Herkes iyi bir şekilde ülkemizde yaşanan sıkıntıları da biliyoruz. Herkes geçim sıkıntısı içerisindedir. Bunları inşallah 2014 yılında aşmak dileğiyle herkese hayırlı seneler dilerim. Hoşça kalın.